Değerli gençler, şimdi Birinci Dünya Savaşı. İlk Dünya Savaşı normalde 7 yıl savaşlar olarak geçerdi. Biz tabii bunu değerlendirmiyoruz. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı diye başlığımızı atacağız. Gerçi biliyorsunuz Atatürk dönemi dış politikadan itibaren 2020 sınavında soru sorulmayacak. Atatürk dönemi dış politika, Atatürk dönemi iç politika, İkinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı sonrası soğuk savaş, yumuşama, küreselleşen dünya, çağdaş, bunların hiçbirisi yok. Şimdi arkadaşlar, Birinci Dünya Savaşı üçlü ittifak devletleri ile üçlü itilaf devletleri arasındaki savaş. İttifakın diğer adı bağlaşma, itilafın diğer bir adı anlaşma, merkezi devletler. Bakın şimdi. Üçlü ittifak devletleri 1882'de kuruldu Almanya liderliğinde. Almanya, İtalya, Avusturya, Macaristan tarafından oluşturuldu. 1914'te savaş başladıktan sonra bu bloğa Osmanlı ve Bulgaristan da katıldı. Üçlü İtilaf Devletleri'ne geldiğimizde bu bloğun temelleri tabi 1880'lerde atıldı ama asıl kurulması 1908 Reval görüşmeleriyle oldu. İngiltere, Fransa, Rusya bir araya geldi. İtilaf Devletleri'ni kurdu. Diğer bir arada Anlaşma Devletleri. Savaş devam ederken 1915 yılından itibaren, 1914 yılından itibaren savaş başladıktan sonra diğer devletler de bu safta yer almaya başladı. O zaman üçlü ittifakın orijinal devleti İngiltere, Fransa, Rusya, üçlü ittifakın orijinal devleti Almanya, İtalya, Avusturya, Macaristan. Şimdi şuna dikkat edeceksiniz arkadaşlar. İtalya. İtalya saf değiştirdi. Yani Birinci Dünya Savaşı başlayana kadar üçlü ittifak devletlerinde olan İtalya, savaş başladığında tarafsızlığını ilan etti, savaşa girmedi. Bir yıl sonra İngiltere safında savaşa girdiğini duyurdu. Nasıl girdi onu gizli antlaşmalarda ben size anlatacağım. Tabloya tekrar bakın arkadaşlar şöyle. Bu devletleri tahlil etmeden önce bu devletler arasında savaş niye çıktı ona bakmak lazım. Arkadaşlar savaşın temel sebebi, bakın savaşın temel sebebi birincisi sanayi inkılabının ortaya çıkarmış olduğu pazar, ham madde sorunu, sömürge arayışı, bloklaşma, silahlanma yarışı. Bu yarış kimle kimin arasında başladı? İngiltere ile Fransa, İngiltere ile Almanya arasında bu yarış başladı. Savaşın en temel sebebi sömürgecilik, pazar ham madde sorunu oldu. Ayrıca Fransız ihtilalinin ortaya çıkardığı milliyetçilik akımı da bu savaşa etki eden temel sebeplerden birisi oldu. Nasıl mesela? Rusya'nın pan-Slavizm politikası. Rusya Balkanları ele geçirmek istedi. Balkanlarda Slav birliğini oluşturmak istedi. Rusya'nın Balkanlardaki Slav birliği politikası Osmanlı'yı ve Avusturya Macaristan'ı rahatsız etti. Ayrıca Rusya'nın bir de Osmanlı'yı parçalayarak sıcak denizlere inme düşüncesi vardı. İkinci Katerina'dan beri böyle bir hayali Rusya adım adım gerçekleştirmeye doğru gitti. Hatırlayın bunu eski derslerden. O zaman Fransızlıkların ortaya çıkardığı milliyetçilik akımı, sanayi inkılabının ortaya çıkardığı pazar ham madde sorunu, sömürgecilik yarışı, bloklaşma, silahlanma yarışı, bunların hepsi savaşın temel sebepleri oldu. Ama bunun yanında mesela Japonya'nın Büyük Okyanus ve Pasifik'te genişleme siyaseti, İtalya'nın Akdeniz'de genişleme siyaseti, arkadaşlar Yunanistan'ın, Sırbistan'ın, Karadağ ve Romanya'nın Balkanlarda genişleme siyaseti savaşa etki eden diğer faktörler oldu. Ama bunun yanında savaşın özel bir sebebi gerçekleşti. O da şu: Fransa'nın Alsas-Loren sorunu var. Fransa 1870 Sedan Savaşı'yla Alsas-Loren'ini Almanya'ya kaptırmıştı. Fransa
Alsace-Lorraine'i Almanya'dan geri almak amacıyla savaşa girdi. O zaman Birinci Dünya Savaşı'nın özel sebebi deyince aklımıza gelmesi gereken mesele Fransa'nın Alsace-Lorraine'i Almanya'dan geri alma isteği olacaktır. Anlaştık mı arkadaşlar? Peki. Bir de bu savaşın bahanesi gerçekleşti. Nedir bahane? Burayı da iyi dinleyin. Tarih arkadaşlar 28 Haziran 1914. 28 Haziran 1914'te Avusturya Macaristan veliahtı Ferdinand Saraybosna'yı ziyarete gidiyor. Bosna Hersek'in merkezi Saraybosna'yı ziyarete gidiyor. Bu arada Bosna Hersek Sırbistan ile Avusturya Macaristan arasında sıkıntılı bölge. Bosna Hersek Avusturya Macaristan'ın elinde, onun işgali altında, o yönetiyor. Ama Bosna bölgesini, Bosna Hersek bölgesini Sırbistan Avusturya'dan almak istiyor. O yüzden de Sırbistan ile Avusturya Macaristan arasında Bosna Hersek problemi var. Bu problemde Rusya Sırbistan'ı destekliyor ve kışkırtıyor. Ve bu sıkıntılar devam ederken Avusturya Macaristan veliahtı Ferdinand Saraybosna'ya ziyarete gidiyor. Bu ziyareti sırasında trenden inerken karısı da var. Yani bir Sırp milliyetçisi Gavrilo Princip adında bir Sırp milliyetçisi, holigan, panslavist politikaya destek veren bir öğrenci Ferdinand'ı öldürüyor. Ve bu adam Sırbistan'a kaçıyor, Sırbistan'a sığınıyor. Yani bir siyasi suikast gerçekleşiyor. Bak çok önemli. Bir kişi ölecek, 30 milyon adam ölecek gibi düşünün arkadaşlar. Bunun üzerine Avusturya Macaristan Sırbistan'dan o kişiyi istiyor. Diyor ki o adamı bize verin, yargılayalım. Önemli bir adam öldü çünkü. Veliaht öldü. Sırbistan prensibi vermiyor. Bunun üzerine ultimatumu kabul etmediği için bunun üzerine arkadaşlar şuraları tekrar kaldırıyorum, tamam mı? O meseleleri anladınız artık. Bunun üzerine Avusturya Macaristan Sırbistan'a savaş ilan ediyor. Haklı. Haklı adam. Avusturya Macaristan Sırbistan'a savaş ilan edince Rusya, Sırbistan'ın arkasında, Rusya da Avusturya Macaristan'a savaş ilan ediyor. Bahaneyi gördünüz mü? Yani aslında bomba patlayacak ama bir kıvılcım gerekiyor. İşte kıvılcım böyle çakıldı. Rusya da Avusturya Macaristan'a savaş açıyor. Arkadaşlar Almanya ile İngiltere arasında savaşa girmeme, Almanya ile Rusya arasında savaşa girmeme kararları vardı. Ama Rusya'nın savaşa girmesi olayın rengini değiştiriyor. Almanya da tutuyor, Rusya savaş açıyor. Ama bu arada Almanya, arkadaşlar bu arada Almanya Avrupa'da genişleme politikası gereği, bu cümleme dikkat ediyorsunuz, Belçika'yı işgal ediyor. Belçika hem Birinci Dünya Savaşı'nda hem de İkinci Dünya Savaşı'nda savaş alanına dönmüş olan bir ülke. Almanya Belçika'yı işgal edince İngiltere ve Fransa Almanya'ya savaş açıyor. Almanya'nın temel amacı ise Alsace-Lorraine'i geri almak oluyor. Ondan sonra savaş büyüyor. Yapacak bir şey yok. Savaş devam ederken zaten İtalya savaşa girmeyeceğini duyuruyor. Tarafsızlığını ilan ediyor ama bir yıl sonra İtilaf Devletleri yani İngiltere safında savaşa giriyor. Japonya'ya gelince Japonya savaş başlar başlamaz Almanya savaş açıyor. Almanya'nın Pasifik'teki adalarını Almanların elinden alıyor. Çünkü Almanlar o adaları Japonlardan almıştı. Japonya Almanya'ya kaptırdığı bu adaları geri alınca savaşı bırakıyor. Japonya'nın savaşa giriş tarihi de 1914, çıkış tarihi de 1914. Yani Japonya savaştan çekilen ilk devlet oluyor çünkü amacına ulaşıyor. Arkadaşlar, ABD savaş devam ederken savaşa giriyor, 1918'de savaşa giriyor. ABD'nin, ileride anlatacağım size, savaşa girmesi savaşın kaderini değiştiriyor. Savaşı bitiren devlet de Amerika oluyor, Wilson ülkeleriyle. Yunanistan ise savaşa giren son devlet oluyor. Anlaştık mı arkadaşlar? İleride ABD, Wilson ülkeleri karşımıza çıkacak. Savaşın tablosu bu. Nasıl başladı? Lider, aktör devletler kimler? Fransa niye savaşa girdi? Savaş devam ederken neler oldu? Bunlar önemli bilgilerdir. Dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. İleride şu konuyu da anlatacağım size.
savaşa giren Rusya Çarlık Rusya'dır. Ama Rusya'da Bolşevik devrimi oluyor. Rusya'da Kafkas cephesinde anlatacağım size. Rusya'da bir ihtilal yaşanıyor. Çarlık Rusya yıkılıyor, Sovyet Rusya kuruluyor ve Rusya savaştan çekiliyor. Gayet güzel. Tamam. Arkadaşlar şimdi şu başlığı göreceğiz. Osmanlı'nın savaşa girişi. Savaş başlamadan önce Osmanlı arkadaşlar ittifak arayışına giriyor. Osmanlı İngiltere'ye ve Fransa'ya teklifte bulunuyor. Beni İtilaf Devletleri safına alın diye. İngiltere bunu kabul etmiyor. Neden? Çünkü İtilaf Devletleri'nde 3 devlet var. İngiltere, Fransa, İtalya. İngiltere, Fransa, Rusya çok özür. Rusya'yı İngiltere yanına çekerken, üçlü ihtilafa çekerken İngiltere Rusya'ya boğazları vaat ederek yanına çekti Reval görüşmeleriyle. Yani Osmanlı'nın boğazlarını vaat ederek Rusya'yı yanına çeken İngiltere nasıl o bloğa Osmanlı'yı alabilir? Yani bunların kafasındaki şey Osmanlı'yı parçalamak. O zaman parçalamak bir devleti yanılamaz. Peki Osmanlı neden ısrarla bir bloğa girmek istiyor? Onun derdine Osmanlı derdi de politik yalnızlıktan kurtulmak. Anlaştık mı arkadaşlar? Arkadaşlar bu sefer teklif reddedilince Osmanlı Almanya'ya teklif götürüyor. İttihat Terakki var bu arada başımızda. Arkadaşlar hemen onu yazayım. Osmanlı savaşa girdiğinde 5. Mehmet Reşat Padişah Said Halim Paşa Sadrazam yani başbakan Enver Paşa Harbiye Nazırı. Enver Paşa savaşta aynı zamanda başkomutan olacak. Tamam mı arkadaşlar? Almanya bu teklifi kabul ediyor ve İttihat Terakki ile Almanya arasında bir antlaşma imzalanıyor. Bu antlaşmayla Almanya Osmanlı'yı ittifak bloğuna alıyor ve şöyle sözleşiyorlar. Eğer savaş çıkar ve Almanya savaşa girerse Osmanlı da Almanya'nın yanında savaşa girecektir kararını alıyorlar. Osmanlı Almanya böyle bir söz veriyor. Peki yani Osmanlı derdine tekrar politik yalnızlıktan kurtulmak. Arkadaşlar savaş başlıyor. Savaş başlayınca Almanya Osmanlı'ya diyor ki hadi savaşa gir. Ha şimdi süreç farklı işleyecek. İyi dinleyin şimdi. Osmanlı neden savaşa giriyor? Yani Osmanlı niye bir dünya savaşına girsin? Osmanlı'nın bir dünya savaşına girmesinin sebebi arkadaşlar kapitülasyonları kaldırmak, yok etmek istiyor. İttihat Terakki'yi hayal edin arkadaşlar. İttihat Terakki'nin dünya görüşü Türkçülük. Türkçülüğü gerçekleştirmek istiyor çünkü Rusya'ya savaşacak. Kaybettiği toprakları geri almak istiyor. Kuzey Afrika, Balkan, Kafkaslar bu toprakları geri almak istiyor Osmanlı. O zaman Osmanlı bunları gerçekleştirerek eski saygınlığını kazanmak istiyor. Osmanlı'nın temel hedefi eski saygınlığı kazanmak. Osmanlı bu yüzden savaşa girmek istiyor. Arkadaşlar hatta savaş başladığında, bakın başladığında çok önemli bir bilgidir bu. Osmanlı kapitülasyonları kaldırdığını duyuruyor. Diyor ki benim hiç kimseye kapitülasyonum yok diyor. İngiltere, Fransa'ya, İtalya'ya, Rusya'ya, Almanya'ya hiç kimseye kapitülasyonum yok. Bunu fırsat bilerek yapıyor Osmanlı bunu. Ve gümrük vergilerini yükseltiyor. Dışarıdan gelen mallar için gümrük vergisini yükseltiyor. Amaç sömürgeciliği, üzerindeki sömürgeciliği ortadan kaldırmak. Avrupalı devletlerin istilasına uğruyor Osmanlı'nın pazarları. Bunu yok etmek istiyor. Osmanlı ki ilginçtir buna en çok itiraz eden devlet Almanya oluyor. Neden? Çünkü Osmanlı ile yakın olan, Osmanlı'yı bu süreçte sömürecek olan devlet Almanya. Tamam mıdır arkadaşlar? Ve Avusturya tepki gösteriyor. Müttefiklerimiz tepki gösteriyor yani. Güzel. Bu sebeplerden dolayı Osmanlı savaşa girmek istiyor. Peki. Arkadaşlar
Osmanlı bu savaşta Almanya'yı neden tercih ediyor? Niye Almanya, niye İngiltere değildi? Birinci sebebi şu. İngiltere teklifi reddetti. Çünkü İngiltere'nin kafasında Osmanlı'yı paylaşmak var, parçalamak var. Bunu biliyor Osmanlı. Bir. İki, Almanya'nın savaşı kazanacağına inanıyor Osmanlı. Çünkü Almanya'da çok güçlü bir kara ordusu var. O yüzden Almanya'yı tercih ediyor. Üç, İttihat Terakki'de ciddi bir Alman hayranlığı var. Dört, Balkan savaşlarından sonra orduyu düzenlemek amacıyla Almanya'dan uzmanlar, subaylar getirmiş Osmanlı. Ve Osmanlı ordu kademesinin içerisinde çok Alman komutan var. Onlar da etkiliyor bizi. Arkadaşlar, ve beş, İngiltere'ye biz iki tane gemi sipariş ettik. Sultan Osman ve Sultan Reşat, Reşadiye yani. Bu gemileri yap, savaş gemisi yap bize dedik. Parasını da verdik. İngiltere bu gemileri yapmadığı gibi parayı da geri vermedi. İngiltere'ye karşı bir gıcıklığımız var. O yüzden biz Almanya'ya inanıyoruz. Almanya'nın yanında savaşı girmek istiyoruz. Yani bir zar atacağız bakalım alt altı gelecek mi? Şimdi üçüncü soru da şu. Almanya neden Osmanlı'yı kendi yanında savaşı sokmak istiyor? Almanya'nın derdine. Neden Almanya böyle bir şey yapmak istiyor? Bakın şimdi. Arkadaşlar. Şuradan ben şöyle bir. Hatta buradan cepheleri de işleyeceğim için ben büyükçe çizeyim. Arkadaşlar şöyle bakalım. Burası Anadolu olsun tamam mı? Anadolu'yu büyük çizeyim biraz da. Diğer coğrafyaları dahi görelim diye. Savaş başladığında Osmanlı toprağı burası. Şöyle düşünün. Bugünkü Türkiye, Suriye, Filistin, Ürdün, Lübnan, Irak, Arabistan. Buralar bizim. Afrika bizim değil. Elimizden çıktı. Balkanlar bizim değil. Kafkaslar bizim değil. Şurada Rusya var. Şurada Fransa var. Şurada Almanya var. Şurada İtalya var. Şurada Balkan devletleri var. Şurada Belçika filan var arkadaşlar. Şu arada böyle düşünün. Şurada da İngiltere var. Tamam mı? Şurada da Avusturya, Macaristan var. Gayet güzel. Şimdi ittifaklara bakalım. İttifaklar şöyle geliyor. Doğru mu? İttifaklar böyle geliyor. Osmanlı tarafsız. Peki İngiltere ile Almanya arasında savaş var. İtalya ile Almanya ile Fransa arasında savaş var. İtalya'nın savaşta değil. Arkadaşlar Almanya ile Rusya arasında savaş var. Almanya ile Balkan devletleri arasında da savaş var. Avusturya ile Balkan devletleri arasında da savaş var. Böyle görün yani. Üçlü ittifak sıkışmış köşeye. O yüzden Almanya'nın Osmanlı'ya ihtiyacı var. Bakışı şöyle yapın, ezber yapmayın. Osmanlı savaşa girerse kesin burası İngiltere'nin elinde ve İngiltere'nin Süveyş Kanalı İngiltere'nin elinde. Süveyş Kanalı İngiltere Hindistan'a gitmek için kullanıyor. Ve Hindistan İngiltere'nin tacının pırlantası. Yani İngiltere Hindistan'dan büyük paralar kazanıyor ve oradan asker getiriyor. O zaman Osmanlı savaşa girerse Süveyş cephesi açılır. Osmanlı savaşa girerse İngiltere ile Rusya arasındaki bağlantı kopar. Osmanlı savaşa girerse Kafkas cephesi açılır. Yani Osmanlı savaşa girdiğinde Kafkas, Kanal ve Çanakkale cepheleri kesinlikle açılacak. O zaman bu cepheler açılırsa Almanya'nın yükü hafifleyecek mi? Evet, çünkü Çanakkale'de Osmanlı, İngiltere, Fransa ile, Kanal'da Osmanlı, İngiltere ile, Kafkas'ta Osmanlı, Rusya ile savaşacak. O zaman Almanya Osmanlı'nın jeopolitik konumundan yararlanacak, insan potansiyelinden yararlanacak, onun petrol kaynaklarından yararlanacak. Olayı anladınız mı? Bir şey daha var. Osmanlı padişahı aynı zamanda halife. Kutsal cihat ilan ederse Almanya böyle düşünüyor. O zaman dünyadaki Müslümanlar İngiltere'ye karşı Almanya'yı destekleyecek. İsyanlar çıkacak İngiliz, Fransız sömürgelerinde. Almanya bunu istiyor. Halifenin gücünden yararlanmak istiyor. O yüzden de Osmanlı'yı savaşa sokmak istiyor.
Meseleyi anladık mı arkadaşlar? Gayet net. Şimdi şöyle bir olay gerçekleşiyor. İngiltere ile Almanya arasında savaşta iki Alman gemisi. Goben ve Breslau. Bu iki gemi baskından kurtuluyor. Breslau diye yazılır da ben okunduğu gibi yazdım. Bu iki gemi kurtuluyor Alman, iki Alman gemisi İngiliz baskısından. Kaçıyorlar ve İstanbul'a demirliyorlar. Bu iki gemi İstanbul'a geliyor. Arkasından İngiltere de geliyor. İngiltere diyor ki, arkadaş bak sen tarafsız bir devletsin, bu gemiyi bize vermen gerekir diyor. Osmanlı da diyor ki ya sen bana iki gemiyi vermedin diyor parasını ödediğim halde. Bu iki gemiyi ben satın aldım diyor. Ve bu iki gemiye Yavuz ve Midilli ismini veriyor. Bu iki gemiyi satın aldım diyor. Bunun üzerine İngiltere tedirgin oluyor. Diyor ki sen o iki gemiyi bana ver, savaşa girme. Senin borçlarını ödeyeyim, kapitülasyonları kaldırayım diyor. Osmanlı da benim zaten kapitülasyonum yok ki sana diyor. Borçlarını da erteledim diyor. Kapitülasyonlar kaldırılıyor burada yani. Olay kızışıyor arkadaşlar. Ve bu iki gemi, Yavuz ve Midilli gemisi, Karadeniz'e açılıyor. Arkadaşlar ve Rus topraklarında, Sivas Topol bitişik yazayım. Ve Odessa limanlarını bombalıyor. Yavuz ve Midilli gemileri Rus topraklarını bombalayarak resmen bir dünya savaşına giriyor ve resmen arkadaşlar Kafkas cephesi açılmış oluyor. Osmanlı'nın savaşa girmesiyle savaş daha geniş bir alana yayılıyor. Bakın daha geniş bir alana yayılıyor. Almanya'nın yükü hafifliyor. Yani ittifakın yükü hafifliyor. Ve savaşın ömrü uzuyor. Eğer Osmanlı savaşa girmeseydi bu savaş çok kısa zamanda bitebilirdi. Yani İngiltere Almanya'nın fişini çekebilirdi. Ama Osmanlı'nın savaşa girmesiyle savaşın rengi değişiyor. Almanya yükü hafifliyor, dengeler değişiyor ve savaşın ömrü uzuyor. Yani Osmanlı savaşa girmesi savaşın sonucunu değiştirmiyor ama savaşın ömrünü uzatıyor. Tamamdır arkadaşlar. Osmanlı hangi cephelerde savaşa giriyor? Ona bakalım. Şimdi Osmanlı savaşa girdiği cepheler Kafkas, Kanal, Çanakkale, Suriye, Filistin, Hicaz, Yemen, Irak, Galicia, Romanya ve Makedonya. Makedonya. Arkadaşlar bu cephelerden Kafkas ve Kanal saldırı cepheleri. Biz saldırıyoruz yani. Çanakkale, Suriye, Filistin, Hicaz, Yemen, Irak savunma. Biz savunuyoruz yani onlar saldırıyor. Galicia, Romanya, Makedonya ise müttefiklere yardım cepheleri. Müttefiklere yardım etmek amacıyla asker gönderdiğimiz cepheler. Yani diğer bir ifadeyle dış cepheler. Çanakkale, Kafkas ve Suriye, Filistin cepheleri Mustafa Kemal'in savaştığı cephelerdir. İlk olarak Çanakkale'de, ikinci olarak Kafkas'ta, son olarak da üçüncü olarak da Suriye, Filistin'de görev alıyor. Mustafa Kemal Kafkas cephesinde, Osmanlı Kafkas cephesinde Rusya'ya karşı, Kanal cephesinde İngiltere'ye karşı, Çanakkale'de İngiltere, Fransa ve Anzaklara karşı, Suriye, Filistin'de İngiltere'ye karşı, Hicaz, Yemen'de İngiltere'ye karşı, Irak cephesinde İngiltere'ye karşı, Galicia cephesinde Rusya'ya karşı savaşıyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Bunları unutmuyorsunuz. Özellikle arkadaşlar Kafkas, Kanal. Bu iki cepheyi unutmuyoruz. Yani savaştığımız devletlerin kim olduğunu bilme açısından Çanakkale zaten bizim ruhumuz. Evet, cepheler bunlar. Birazdan cephelerin ismini teker teker göreceğiz. Ve neler oldu, neler bitti onları anlatacağız. Ama ondan önce sizinle gizlantlaşmaları göreceğiz. Gizlantlaşmalara bir bakalım neler var. Ondan sonra cepheler diyelim, başlığımız atalım, devam edelim. Hadi bakalım. Gençler, şimdiki başlığımız gizlantlaşmalar. Gizlantlaşmalar
1915-1917 yılları arasında İngiltere, Fransa, Rusya, ama hangi Rusya? Çarlık Rusya ve İtalya'nın Osmanlı topraklarını aralarında paylaştıkları antlaşmalardır. O zaman hangi devletler var? Öğrendik. Hangi devletin toprağını paylaşıyorlar? Bunu da öğrendik. Ve mesele de şu. Savaş bitmemiş. Daha savaş devam ediyor. Niye paylaşıyorlar? Bunun temel sebebi savaş sonrası çıkacak problemleri önceden çözmek. Çünkü Osmanlı toprakları jeopolitik öneme sahip. Savaştan sonra bu devletler Osmanlı topraklarını paylaşmada anlaşmazlık yaşayabilirler, birbirlerine düşebilirler. O yüzden önceden bu toprakları paylaşıyorlar. Bu bizim birinci bilgimiz, unutmuyoruz. Paylaştıkları bu toprakları, gizli antlaşmalarla paylaştıkları bu toprakları ne zaman hayata geçiriyorlar paylaşım tasarısı olarak? Mondros'tan sonra. Mondros'un 7. maddesi gereği Osmanlı topraklarını işgal edecekler ve herkes gizli antlaşmalara göre nereye aldıysa orayı işgal edecek. Tamam, şimdi tasarım var, uygulaması Mondros'tan sonra. Çünkü daha savaş bitmemiş. İkincisi ise şu. Arkadaşlar, Rusya Birinci Dünya Savaşı'ndan çekildiği için Çarlık Rus'a yıkılıp Sovyet Rus'a kurulduğundan dolayı Rusya ile yapılan antlaşmalarda Rusya'ya verilen topraklar yeni antlaşmalarla komisyona ve Ermenilere bırakılacak. Yani Rusya'ya verilen topraklarda Dünya Savaşı'ndan sonra değişikliğe gidilecek. İkincisi ise İtalya'ya İzmir ve çevresi verilmişti gizli antlaşmalarla. İzmir ve çevresi Paris Barış Konferansı'nda Yunanistan'a verilecek. Yani gizli tasarım antlaşmaları, gizli paylaşım antlaşmaları ileride değişikliğe uğrayacak. Peki hangi devletlere verilen topraklarda değişiklik olacak? Ruslara ve İtalyanlara. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bu antlaşmaları teker teker görelim sizinle. Birincisi İstanbul. İstanbul Antlaşması. Arkadaşlar, bu antlaşma ile Rusya'ya Boğazlar bölgesi veriliyor. Yani Çanakkale ve İstanbul Boğazları Rusya'ya bırakılıyor. Buradaki mantık da şu. Bence İngiltere bu toprakları Rusya'ya bırakmaz. Peki neden bu toprakları Rusya'ya verdiğini kabul ediyor? Muhtemelen İngiltere zayıf durumda, kötü durumda olan Rusya'yı savaşta tutmak istiyor. Ve şunu söylüyor Rusya'ya, arkadaş, Deli Petro'dan beri düşünüyorsun sen bilmem Sıcak Deniz'e inmeyi, ikinci Katerina ile şekillendirdin. Düşünüyorsun, ya savaştan çekilmene gerek yok ki, Rusya ciddi anlamda sorun yaşıyor şu sıralarda. Çanakkale cephesinden gidemediler, Rusya'ya yardım götüremediler, Rusya'da sıkıntılar var. Diyorlar ki tamam, yani sabret, savaşta devam et, çekilme. Halkını da ikna et. Savaştan sonra boğazlar senindir diyorlar. Ama Rusya savaştan çekilecek ve bu antlaşma uygulanamayacak. Tamam mı arkadaşlar? İkincisi şu. Londra. Londra Antlaşması. Bu antlaşma ile İtalya'ya, ki zaten aktör devletler bunlar, tamam mı arkadaşlar? İtalya'ya Konya, Muğla ve Antalya topraklarını bırakıyorlar. Güneybatı Anadolu'yu İtalya'ya veriyorlar. Ve İtalya, bunu unutmuyorsunuz arkadaşlar, savaşa giriyor. İtalya bu antlaşma ile İngiltere safında savaşa girdiğini duyuruyor. Tarih 1915. O zaman İtalya gizli antlaşmalarla Ege'den pay alarak savaşa girdiğini duyuruyor. O zaman gizli antlaşmalar savaşın seyrini de değiştiriyor. Alanını da değiştiriyor. Doğru mu? Devam ediyoruz arkadaşlar. Üçüncü antlaşma Sykes-Picot Antlaşması. Bu antlaşma İngiltere ile Fransa arasında, bunu unutmuyorsunuz, Orta Doğu topraklarını paylaşmak için yapılıyor. Ki işte Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu iki devlet Orta Doğu'da manda rejimlerini kuracaklar bu antlaşma uygulayarak, ama henüz manda anlayışı yok bu tarihlerde. Ne zaman çıkacak? Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Paris Barış Konferansı ile çıkacak. Bu antlaşmayla arkadaşlar Suriye ve Lübnan toprakları Fransa'ya, Musul hariç
Irak toprakları İngiltere'ye bırakılıyor. Tamam mıdır arkadaşlar? Peki, Orta Doğu'yu paylaştılar. Dördüncü antlaşma Petrograd. Petrograd Antlaşması. Bu antlaşma ile Rusya'ya Karadeniz sahilleri ile Doğu Anadolu'yu bırakıyorlar. Peki, Birinci Dünya Savaşı'ndan Rusya çekildiğinde bu tasarım değişecek o zaman. Aynı şurada olduğu gibi. Karadeniz sahillerini Rumlara, Doğu Anadolu'yu da Ermeni'ye bırakacaklar. Arkadaşlar devam ediyoruz. 5. Sen, Jean de Maurienne, Merlin antlaşması. Bu antlaşma ile bakın İtalya'ya İzmir ve çevresi, Fransa'ya Güney Doğu Anadolu bölgesi, İngiltere'ye arkadaşlar Hakkari bölgesi bırakılıyor. Rusya'ya gelince, Rusya'ya nereleri bırakmışlardı? Karadeniz sahilini, Doğu Anadolu'yu ve Boğazları bırakıyorlar. Aynı antlaşma geçerli oluyor. Fakat Rusya savaştan çekildiği için şu ve şu geçerliliğini yitiriyor. Geliyorum 6'ya ki İzmir ve çevresi de hatırlayın. Paris Barış Konferansı'nda Yunanistan'a bırakılacak. İddiaları ne olacak? Rumlar Türklerden çok İtalya'ya bırakılamaz. Yunanistan'a bırakılmalıdır diyecekler. 1919'da olacak bu savaştan sonra. İngiltere'nin temel amacı da Akdeniz'de güçlü bir İtalya görmek istememesi olacak. Geliyoruz 6'ya arkadaşlar. 6 McMahon. Şöyle yazayım. McMahon Antlaşması. McMahon Antlaşması İngiltere ile Araplar arasında imzalanıyor. Araplar da arkadaşlar Arap Şeyhi Şerif Hüseyin var. Burada Arabistan devleti sözü veriyorlar. Yani Araplara şunu söylüyorlar. Bu savaşta bizi desteklerseniz size bu topraklarda bir Arap devleti sözü veriyoruz. Ürdün'de, Irak'ta ki Musul merkez ve Arabistan Hicaz bölgesinde bu sözü veriyorlar. Bu tarihten sonra, bu antlaşmadan sonra Osmanlı'ya karşı Arap isyanı çıkıyor. Araplar İngilizleri destekliyor. Böylelikle arkadaşlar ümmetçilik anlayışı, İslamcılık anlayışı önemini yitirmiş oluyor. Gizli antlaşmalar bunlar. Şimdi bu antlaşmalar imzalanıyor. Gizli, kimsenin haberi yok. 1918'de Rusya savaştan çekiliyor. Çarlık Rusya yıkılıyor, Sovyet Rusya kuruluyor. Savaştan çekilen Rusya bu antlaşmaların hepsini dünyaya duyuruyor. Bu antlaşmalar dünyaya duyurulunca o sıralarda savaşta olan Amerika Birleşik Devletleri ki başkanı Wilson'dur. Wilson bu antlaşmalara tepki gösteriyor. Wilson ilkelerinde gizli antlaşmaların uygulanamayacağı karar alınıyor. Anlaştık mı arkadaşlar? O zaman bu antlaşmalar Rusya tarafından dünyaya duyurulmuştur. Amerika tarafından bu antlaşmalara tepki gösterilmiştir. Bu yorumları da unutmuyorsunuz. Antlaşmalarda hangi devletler var? Kimin toprağını paylaşıyorlar? Kim nereye almış? Değişim paylaşılan topraklardan ileride değişime uğrayanlar nereler olmuş? Bunu da unutmuyoruz. Kim duyuruyor? Amerika, özür Rusya. Kim tepki gösteriyor? Amerika. Bunu da unutmuyoruz. Tamam mıdır arkadaşlar? Gizli antlaşmalar buydu. Şimdi cephelerle kaldığımız yerden devam edelim. Hadi bakalım Osmanlı'nın cephelerine bakalım. İlk önce arkadaşlar Kafkas cephesiyle başlıyoruz. Kafkas cephesi. Şimdi Kafkas cephesi, kalemimi alayım şu kalemimi. Arkadaşlar saldırı cephesi. Yani bu cepheyi Osmanlı açtı ve kime saldırdı? Rusya'ya. Peki Osmanlı'nın İlk savaş açtığı devlet hangisi oldu? Rusya. O yüzden Osmanlı açtığı ilk cephe burası. Ki zaten Osmanlı savaşa girer girmez de kutsal cihat ilan etmişti. Halife
5. Mehmet Reşat tarafından. Arkadaşlar, niye bu cepheyi açıyoruz? Kafkas cephesinin amacı ne? Komutan Enver Paşa. Enver Paşa sadece Kafkas cephesinin komutanı değil, aynı zamanda başkomutan. Birinci Dünya Savaşı'ndaki başkomutan Harbiye Nazırı Enver Paşa. Niye böyle bir cepheyi açıyoruz? Bunun temel sebebi Türkçülük. Yani Türk birliğini gerçekleştirmek istiyoruz. Rusya'nın egemenindeki Türkleri Rus baskısından kurtarmak istiyoruz. Yani Türkistan'a sefer düzenlemek istiyoruz. Türkleri Rusya'ya karşı ayaklandırmak istiyoruz. Böyle bir cephe açarak Almanya'nın yükünü hafifletmek istiyoruz. Arkadaşlar, Rusya'nın petrol yatağı olan Bakü petrollerini ele geçirmek istiyoruz. Önemli bir bilgidir. Ve Berlin Antlaşması ile kaybettiğimiz Kars, Ardahan, Batum'u geri almak istiyoruz. Zaten bizim Dünya Savaşı'na girmemizin temel nedenlerinden birisi kaybettiğimiz toprakları geri almak. Ve Almanya'nın isteğiyle Hindistan'a ulaşarak, Kafkaslardan Hindistan'a ulaşarak oradaki Müslümanları, kutsal cihat ilan etmiştik ya, oradaki Müslümanları İngiltere'ye karşı örgütlemek istiyoruz. Bu sebepten dolayı Kafkas cephesini açıyoruz. Arkadaşlar, bu cephedeki savaşlar 1914-1918 yılları arasında devam ediyor. Burada bir Sarıkamış Harekatı var. Sarıkamış Harekatı. Arkadaşlar, bu harekatın komutası Enver Paşa'nın elinde. Aylardan Kasım, Aralık, kış ayı ve o bölge soğuk. Osmanlı imkanları kısıtlı olmasına rağmen Almanya'nın isteği ile bu cepheyi açıyor. Fakat Osmanlı'nın şöyle bir sorunu var. Bu cephedeki asker az. Yani Rusya ile savaşacak miktarda değil, teçhizatı da az. Almanya diyor ki, o zaman güneydeki ordularını kaydır diyor. Ve Osmanlı Suriye bölgesindeki ordunun bir kısmını Kafkas'a kaydırıyor. Bak, aylardan Kasım Aralık. Fakat Suriye bölgesindeki ordunun teçhizatında ve kıyafetinde, kamuflajında problem var. Yazlık bölge ordusu çünkü. Almanya da diyor ki, siz diyor oraya ordunuzu götürün, sevk edin ordunuzu oraya. Ben size Basra Körfezi, Irak üzerinden yardım ulaştırırım diyor. Osmanlı komutanları, paşaları Almanya'nın bu sözüne inanarak 150 bin kadar askerle Sarıkamış Harekatı'nı başlatıyor. Bakın, belki 120 filmini izlemişsinizdir. Fakat İngilizler Almanların önünü Basra Körfezi'nde kesiyor. Yani Alman yardımı gelmiyor. Ama bu cephe bir kere açılmış oluyor. Arkadaşlar, burada kış şartları, hava sıcaklığı -35 dereceye kadar düşüyor. Dehşet bir şey. Benim ilk öğretmenliğim Sarıkamış Lisesi. Soğuk. Kış şartları ve Ermeni sorunu, ki önemli bir sorundur Ermeni. İçeriden darbe yiyoruz. Ruslar Ermenileri kışkırtıyor. Kış şartları, coğrafi koşullar, Ermeni sorunu yüzünden Sarıkamış Harekatı arkadaşlar başarısız oluyor. Osmanlı bu savaşı kaybediyor. Resmi rakamlar 35 bin civarı. 35 bin civarında askerimiz burada hayatını kaybediyor. Anılardaki rakamlar 90 bine kadar çıkıyor. Bu sefer Rusya saldırıya geçiyor. Rusya bize saldırıyor. Arkadaşlar, Doğu Anadolu elden çıkıyor. Erzurum, Van, Ağrı, Muş, Bitlis, o topraklar Ermenilerin de desteğiyle Rus işgali altına giriyor. Yani adeta Osmanlı Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan oluyor. Arkadaşlar, buraya çok iyi dikkat etmeniz lazım. Burada
Ermeni zulmü başlıyor. Ermeniler Rusların kışkırtıcılığıyla, ki onların cemiyetleri var. Zaven Efendi tarafından kurulmuş Taşnak, Hınçak, Ermeni intikam alayları. Bunlar halkı örgütlüyor. Bunların, bu cemiyetlerin örgütlemesiyle halk, 1000 yıldan beri beraber yaşadıkları Müslüman Türk komşularını katletmeye başlıyorlar. Milleti sadıka dedik biz Ermeniye tarihte. Sadık millet bize bağlılık bildirmişti. Ve burada yani iki milletin birbirine savaşması olabilir. Birbirini öldürebilirler ama burada toplu katliamlar var. Yani Ermenilerin gerçekleştirdiği toplu katliamlar ortaya çıkıyor. Yani orada bir Türklere karşı bir mezalim başlıyor arkadaşlar. Ermeni zulmü başlıyor. Bugün Avrupa Parlamentosu, Fransız Senatosu, Amerikan Senatosu burada Ermenilerin yanında yer alıyor. Siz diyor Ermenileri öldürdünüz diyor, katlettiniz diyor. Bu Ermeni diasporasının dünyadaki gücüdür. Tarihe siyaset karışmıştır. İlgisi yoktur. Elbette ki taraftan da ölenler olmuştur. Ama biz mezalim yapan, mazluma zulmeden bir millet olmadık tarihte. Tamam, savaşlarda öldürdüğümüz olmuştur, geçmişte yağmaladığımız olmuştur ama kadın, çocuk, ihtiyar, bunlara dokunmamışızdır. Yani Türklerin yaptığı katliamlar sonucu ortaya çıkan toplu mezarlar yok. Ama Fransızların Tunus'ta, Cezayir'de, arkadaşlar İngilizlerin Hindistan'da, Afrika'da, İspanyolların Amerika'da, Aztekinka kültürünü yerle bir eden İspanyollardır. Rusların Orta Asya'da, Çinlerin Uygur bölgesinde yaptıkları mezalim, İtalyanların Libya'da yaptıkları mezalim, Hitler'in Almanya'da yaptıkları mezalim ortada, dillere destan. Doğru mu? Zaten biz katliamcı bir millet olsaydık bugün böyle olmazdık herhalde yani. Farklı olurduk bugün. Arkadaşlar her neyse, katliamlar başlıyor. Bunun üzerine hükümette kim var? İttihat Terakki. İttihat Terakki hükümeti arkadaşlar bir yasa çıkarıyor. Biz buna sevk ve iskan yasası diyoruz. Yani diğer bir ifadeyle tehcir kanununu çıkarıyor. Bu kanunla Ermeni'nin bir kısmı Suriye, Mısır, Adana, yani Çukurova bölgesine gönderiliyor. Daha güvenli bir bölgeye gönderiliyor yani. O zaman Osmanlı'nın bu yasayı çıkarmasının sebebi Doğu'nun can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Çünkü Müslümanla Ermeni birbirine düşmüş arkadaşlar. Hem Müslümanın hem Ermeni'nin can güvenliğini sağlamak amacıyla tehcir yasasını, zorunlu göçü çıkarıyor. Yaklaşık arkadaşlar 1 milyondan fazla Ermeni bölgeden gönderiliyor. Şimdi bu yasa çıkarılırken, gönderilirken bunları da şunu söylüyorlar. Geri dönebilirsiniz savaş bittiğinde. Geri dönüş yasası da vardır. Ayrıca borçlarınız ertelenecektir. Mallarınız sabittir. Bunu söylüyor Osmanlı zaten. Gönderirken bunları 1915'te hava şartlarından dolayı bu Ermenilerin bir kısmı, ayrıca Taşnak ve Hınçak'ın çatışmaları sonucu bu Ermenilerin bir kısmı hayatını kaybediyor. İşte bize bununla mezalimle suçluyorlar. Burayı da anladık arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Tamam mı? Ki Gümrantlaşmasıyla, hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin imzaladığı ilk antlaşmadır. Gümrantlaşmasıyla bunlar geri dönebilir diyoruz. Arkadaşlar bakın şimdi. 1917'de Bolşevik devrimi gerçekleşiyor. Bolşevik ihtilali yaşanıyor. Yani diğer bir ifadeyle sosyalist ihtilal oluyor. Bu ihtilali gerçekleştiren lider Lenin. Lenin liderliğinde Bolşevikler Rusya'da rejimi değiştiriyor. Bu ihtilalle Çarlık Rusya yıkılıyor. Çarlık Rusya İngiltere ve Fransa'nın müttefiki. Çarlık Rusya yıkılıyor. Yerine arkadaşlar Sovyet Rusya kuruluyor. Ha, savaş devam ederken Ekim'de Ekim devrimi, Ekim'de Rusya'nın rejimi değişiyor.
Rusya Cumhuriyet geliyor yani. Sosyalist bir cumhuriyet geliyor. SSCB adını alacak 1924'te. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler biliyor. Sovyet Rusya kuruluyor. Şimdi bu devlet, bu devletin yerine kuruluyor. Bu devlet İngilizlerin dostu. Bu devlet ise İngilizlerin düşmanı. Yani Çar, ikinci Nikola, İngilizlerin müttefiki. O yüzden İngiltere, Fransa bu rejimi kabul etmiyor. Sosyalist rejimi kabul etmiyor. Rusya politik yalnızlık içerisine düşüyor. Ve Rusya savaştan çekiliyor. Rusya o zaman Birinci Dünya Savaşı'ndan rejimi değiştiği için çekiliyor. Burayı da anladık mı arkadaşlar? Peki Rusya'nın düşmanını söyleyin bana. Almanya, Avusturya, Macaristan, Osmanlı, Bulgaristan. Yani dostu kimdi? İngiltere, Fransa, İtalya. Şimdi rejim değişince İngiltere, Fransa, İtalya da düşman oldu. Yani Rusya'nın düşmanı yok, dostu yok artık. O yüzden Rusya, arkadaşlar, ittifak devletlerine antlaşma teklif ediyor. Diyor ki sizinle anlaşalım, savaşı bitirelim. Arkadaşlar bizimle bir Erzincan mütarekesi imzalanıyor. Ve ondan sonra 3 Mart 1918'de Brest-Litovsk antlaşması imzalanıyor. Bu antlaşmayla Rusya savaştan çekiliyor. Bizimle yaptığı savaşı bırakıyor. Kars, Ardahan ve Batum'u Osmanlı'ya bırakıyor. Kafkas cephesi kapanıyor. O zaman Kafkas cephesinin kapanması Brest-Litovsk Antlaşması ile oluyor. Bu antlaşmanın imzalanmasına zemin hazırlayan olay Rusya'nın rejiminin değişmesi. Bolşevik ihtilalinin yaşanması oluyor. Bu antlaşmayla Osmanlı Karsar'dan Batum'u alıyor. Yani biz bu cephede kaybettik ama toprak kazanmış oluyoruz. Bunu unutmuyorsunuz arkadaşlar. Tamam, önemli bir konuydu. Bunu unutmuyorsunuz. Şimdi sizinle bir de Kanal cephesine bakalım. İkinci cephemiz Kanal cephesi olsun. Arkadaşlar Kanal cephesi şu. Yıl 1914 yine. Şurası Süveyş Kanalı'nın olduğu yer. Akdeniz'de Kızıldeniz'i birleştiren yer. Süveyş Kanalı İngilizlerin elinde ve İngiltere bu kanalı kullanarak Hindistan'a gidiyor ve Hindistan'dan ciddi güç elde edip ittifaklara karşı bu gücü kullanıyor. O yüzden Almanya Osmanlı'ya diyor ki arkadaş bu cepheyi aç. Osmanlı Almanya'nın isteğiyle Kanal cephesini açıyor. Bu cephenin diğer bir adı Süveyş, diğer bir adı Mısır. Peki Osmanlı bunu niye açıyor? Arkadaşlar Osmanlı bu cepheyi açmasının temel sebebi bir, kaybettiği toprakları geri almak. Yani Osmanlı nereyi geri almak istiyor? Mısır'ı, Süveyş'i almak istiyor. İki, İngilizlerin Hindistan yolunu ele geçirmek. O zaman biri size İngiltere'nin uzak doğuya giden sömürge yollarını ele geçirmek amacıyla Osmanlı'nın açtığı cephe hangisidir diye sorarlarsa cevabınız Kanal, Süveyş, Mısır cephesi olacaktır. Peki bu cephenin açılmasını ısrarla isteyen kim? Almanya. Niye? Bundan dolayı. İngiltere ciddi rakibi Almanya'nın. Bir de zaten böyle bir cephe açılırsa bu Almanya'nın yükünü hafifletir. Bu cephedeki savaş İngilizlerle oluyor. Cephenin komutanı Cemal Paşa Osmanlı savaşı kaybediyor. Osmanlı savaşı kaybedince arkadaşlar Osmanlı geri çekiliyor. Osmanlı ordusu geri çekiliyor. İngiliz orduları Osmanlı'yı takip ediyor. Ve Kanal cephesinin devamı niteliğinde Suriye, Filistin, Hicaz, Yemen cepheleri açılıyor. Osmanlı, Suriye, Filistin, Hicaz, Yemen cephelerindeki savaşı da kaybedecek. Bu cephelerdeki savaşlar için de tahtamızı temizleyelim. Ondan sonra devam edelim. Tamamdır arkadaşlar? Yerimiz kalmadı çünkü. Hadi bakalım.